Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evde aynı şekilde pandemi sürecinde online eğitim ve tanıtımlarımıza devam ediyoruz Hazal Hanım. Siz nasıl gidiyor? İyisiniz? Bizim de aynı şekilde evden devam ediyoruz pandemi süresince. Evet. Salih Hanım, bugün ne dikiyoruz peki? Bugün ne dikiyoruz? Önce bir şöyle göstereyim. Elimde benim şöyle çiçekli bir kumaşım vardı. Bir Tamam. şeyler dikerim diye almıştım parça kumaş olarak. Bu kumaşımın çiçeklerini çok beğendiğim için çiçeklerini çıkardım. 2-3 tane çiçeğini şöyle çıkardım. Ve yine çok kullandığım, severek giydiğim bir gömleğim vardı. Gömleğim düz bir gömlek olduğu için şöyle göstereyim. Düz bir gömlek gördüğünüz gibi. Düz bir Evet. gömleği ben biraz daha hareketlendirmek istedim. Şimdi canlı yayın öncesi yine önce bir deneme yaptım ben. Bir tanesini monte ettim. Diğerlerini de birlikte monte edelim istedim. Şu şekilde göstereyim. İstediğiniz yerine ben tek tarafına uygulamak istedim gömleğimi. Siz iki tarafına da uygulayabilirsiniz. Ya da elinizde kot bir kumaş pantolon varsa kot kumaştan da uygulayabilirsiniz. Şöyle şeyi göstermek istiyorum. Kesmiş olduğum kumaşlarımın yani çiçeklerimin arkasına daha rahat bir aplike çalışması yapabilmek için tela yapıştırdım. Bu telayı da çok soruyorlar bize hangi telayı kullanıyorsunuz diye. Şöyle telayı da göstermiş olayım Hazal Hanım. Kumaş telası değil bu. Dikişte kullanılan bir tela olarak geçiyor. Bütün tuhafiyelerde bulabilecekleri bir tela. Aslında bugün tamamen bir geri dönüşüm projesi Evet. yapıyoruz. Bu geri dönüşüm projesi de aslında elimizde yani özellikle dolabımızda sıkıldığımız gömleklerimizi evde bulunan desenli kumaşlarla renklendiriyoruz ve bu bambaşka bir gömlek haline geliyor. Evet, yani gömleğimize yeni bir model katmış oluyoruz. Model yapmış oluyoruz ve farklı bir tasarımda gömleğimizi hareketlendirmiş oluyoruz. Gömleğiniz yeni, giymeye devam ediyorsanız ama biraz da değişiklik istiyorsanız evdeki desenli kumaşlarla bütünleştirerek aplike işlemi yaparak siz de bu şekilde farklılık yapabilirsiniz. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz Salih Hanım. Siz anlatırken aklıma geldi. Mesela desenli bir tişörtümüz vardır. Artık yakası falan kullanmaktan eskimiştir. Mesela Evet. o desenli kumaşımızdan istediğimiz kumaşları alıp sıkıldığımız düz renk yani artık kullanmaktan sıkıldığımız düz rengi de bu şekilde dönüştürebiliriz. Kesinlikle tişörtlerin önündeki baskı ya da nakış her ne varsa desen olarak onu sadece kesip gömleğimize monte edebiliriz. Ya da biliyorsunuz tuhafiyelerde ya da nakış makinelerimizde yaptığımız nakışlar var. Şu şekilde küçük kelebeklerden yine monte edebiliriz. Dediğim gibi böyle bir imkanımız yoksa elimizdeki tişört ya da herhangi bir kıyafeti eskidiği zaman dediğim gibi nakış ya da baskısını keserek oradan sadece desenini alarak farklı bir gömleğimize, ceketimize, pantolonumuza hatta bu şekilde monte ederek aplike çalışması yaparak Uyarlayabiliriz. yeni bir hale getirebiliriz. Şimdi aplike çalışmasından çok korkmasın katılımcılarımız, arkadaşlar. Çünkü aplike sergisi aslında çok kolay bir ayardır ama çok fazla da sorulur bize. Aplikeyi aslında sargı ayarı diye bildiğimiz sargıyı bütün makinelerde yapabiliriz. Single puff modellerin hepsinde en alt ve en üst modele kadar hepsinde sargı yapabiliyoruz hazırlanıp. Sargı ayarını hemen vereyim isterseniz merak Süper edenler olur. için. Kalın sargı yapmak istiyorsanız makinenizdeki zikzak desenin genişliği önemli. 5 milim kullanabilirsiniz, 4 milim Evet. kullanabilirsiniz zikzak genişliğini. Sıklığını da yine sıfıra yakın bir şekilde ayarlıyoruz. Sıfırla bir arasında tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde zikzak sargı halinde kullanmış oluyoruz. Dar sargı için yapmak gerekirse de dar sargı içinde 2 milim, 2,5 milim desen genişliği, zikzak genişliği yine sıfıra yakında sıklık genişliğini, sıklık ayarını kullanabiliriz. Onu da söylemiş olayım en başından. Ben çünkü şu anda zikzak genişliğinden faydalanacağım. Yani sargı yapacağım ama dar sargı yapacağım. Desen genişliğim, zikzak genişliğimi 2 milimde yapıyorum. Sıklığımı da yine sıfıra yakın, sıfırla bir arasında kullanıyorum. Siz onu yapacağınız kumaşa göre değişiklik yapabilirsiniz. İplik tansiyonunu da 3 şu anda normal kullandığım bir dikiş iplik olduğu için 3 civarında kullanmamız yeterli olacaktır.
Evet, şu anda ben zaten gömleğimin cebin üzerine, cebi kullanmadığım için cebin üzerine bir çiçek yerleştirdim. Etrafını zikzakla sargısını yaptım. Ve diğer iki tane çiçeğimi şimdi yapacağım sizlerle birlikte. Göz kararı istediğiniz yere yerleştiriyorsunuz. İster teğelleyin, ister iğneleyin ve etrafından zikzakla sargısını yapacağız şimdi. Aslında tamamen tasarım size ait. Evet. Sizin kendi Yani zevkinize göre nerede, ne aynen. şekilde istiyorsanız. Evet, ben bir yandan sarmaya başlayayım. Evet. Kenarından, Siz de şişenin böyle kenarından. evde kullanmadığınız kumaşlarınızı ya da kullanmadığınız tişörtlerinizi, kullanmadığınız gömleklerinizi bu şekilde değerlendirip yeni bir gömlek tasarımı yapabilirsiniz. Çok kenarından gitmenize gerek yok. Yeni başlayanlar için söyleyeyim. Çiçeğin etrafından geçerek kenarda kalanları sonra nakış makasıyla temizleyebilirsiniz. Tam kenarından gidemiyorum diye panik yapmayın. Genelde sargıda tam kenarından denk getirmeye çalışırız ama yeni başlayanlar için illaki kenarından gitmenize gerek yok. Siz zikzakla geçin olabildiğince kenarda kalan kumaşları kesersiniz arkadaşlar. O şekilde de kolaylık olmuş olur size. Ayağı kaldırarak, döndürerek kumaşımı, hareketimi daha kolay hale getiriyorum. Burada da yine söylemiş olayım. Aslında ne Evet. kadar basit, hiç kullanmadığımız bir şeyi tamamen yeni bir tasarım haline getiriyoruz evde makinemiz olduğu sürece. Aslında ne kadar basit ve kullanışlı. Evet. Kıyafetlerimizi bu şekilde yenileyebiliriz saz alanı. Aplike çalışması o yüzden çok kullandığım bir tekniktir benim de. Bu şekilde Çocuklarınızın ayağı kıyafetini bile bu kaldırarak şekilde düzenleyebilirsiniz. Kendisiniz bir örnek giymek istiyorsanız eğer ki. Onun da kumaşının üzerine bu şekilde kendi kumaşının üzerinde de yaparak böyle de değerlendirebilirsiniz. Aslında tamamen farklı bir iş kolu olarak da olabilir aklıma geldi Salih Hanım. Hani böyle gömlek alıp dışarıdan onları kendiniz süslemesini yapıp satabilirsiniz. aynen. Aslında bir müşterimiz bunu dışarı işini yapıyor. Ticaret yani bundan para kazanıyor. Böyle yapan müşterilerimiz de var. Sadece toptancıdan düz gömlekleri alıp işte kot kumaşlardan, renkli desenli kumaşlardan sadece sevdiği desenleri çıkartarak bu şekilde aplike yapıp tamamen gömleğe kendi tasarımınızı vermiş oluyorsunuz. Butiklerde görürsünüz, özel butiklerde, mağazalarda Evet. görürsünüz çok farklı gömlekler, modeller vardır. Aslında bu butik tarzı gömlekleri kendi evinizde yapabilirsiniz. Çok basit bir aplike tekniğiyle uygulayabiliyorsunuz. Talia Hanım, peki bir şey soracağım size bu etapta. Tabii. Benim mesela bir tane kot pantolonum var. Artık kullanmak istemiyorum. Yani kullanmak istemiyorum da sıkıldım düzlüğünden diyelim. Evet. Onun da üzerine aynı teknikte evde bulunan bir kumaşımdan alıp aynı şekilde o teknikte o kotumu da renklendirebilirim ya da kot ceketimi, değil mi? Tabii ki görürsünüz zaten kot ceketlerin üzerine şu anda aplike çok fazla kullanılıyor. Kot pantolonlarda da yapabilirsiniz. Kot pantolonların yan tarafına Tarafını. çiçekler monte edebilirsiniz ya da geometrik şekiller yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre ama ceketlerde falan çok güzel duruyor. O yüzden bu tekniği aslında her şeyde kullanabilirsiniz. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi eskiyen bir tişörtünüzü baskısının akışını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. O da bir seçenek ki çok fazla biliyorsunuz tişörtümüz vardır. Eski değilse ama ön tarafı desenli bölümü çok yıpranmamışsa onu sadece kesip dediğiniz gibi kullanabiliriz. Ceketimizde, gömleğimizde, pantolonumuzda aynı şekilde kullanabiliriz. Talih Hanım, bu arada üzerindeki gömlek, hemen hatırladım. Bir canlı yayınımıza yaptığımız gömlek, değil mi? Evet, geçen canlı yayınımızda bu gömleğimizi yapmıştık. Bu aslında dümdüz bir gömleğimdi. Gömlek. Ben roba kısmına ayrıca dantel kumaşım vardı bir parça. O dantel kumaşından kesip arkasından gömleğimin kendisini kestim ve bu şekilde detaylı bir gömlek haline gelmiş oldu. Evet, şimdi görünce hatırladım hemen. Evet, bu da bir seçenek. Onu da Evet. hatırlatmış olmak istedim.
göstererek. Çünkü bu da yine çok fazla gördüğümüz modeller arasındadır. Bunu da kendiniz evinizde makineniz varsa çok rahat yapabilirsiniz. Yani dışarıda o fahiş fiyatları aldığımız gömlekleri aslında kendiniz evinizde kullanmadığınız gömlekler üzerinde uygulayarak da yapabiliyorsunuz. Bir nevi kendi tasarımınızı yapmış oluyorsunuz. Hemen buradan bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz ki her pazartesi günü Singer, Facebook, Türkiye hesabımızda makine eğitimimiz var. Saat 1'de her cuma günde PAF'ta makine eğitimimiz var. PAF Türkiye Facebook hesabında bir eğitim. Uzmanımız sizlere makinenin genel tanıtımını ve özelliklerinden bahsetmekte. Sizin istediğiniz tanıtımının yapılmasını istediğiniz veya makineyi satın aldınız. Kullanmıyorum ben hala kısımlarını çıkarmadım dediğiniz makine de dahil olmak üzere bize Singer Türkiye Instagram Evet, canlı kullandığım yayınımızda makineyi de onu söyleyeyim ki değerlendirebilelim. o da çok soruluyor. Yayın bir ara gitti geldi sanırım. Evet. Şu andaki elimde çalışmış olduğum Singer'in yeni modellerinden M3205 modelimiz. Onu da söylemiş olayım. O da çok soruluyor çünkü hangi makinelerle çalıştığımızı. Ve dediğiniz gibi diğer modeller de bize önerir misiniz dediklerinde biz tabii Singer.com.tr'ye ve Paf.com.tr'ye yönlendiriyorum ben de. Çünkü orada makine modellerimizin özellikle zaten ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Detaylı bir Hanım, şekilde şöyle inceleyebilirler. bir soru gelmiş. Bu üzerinizdeki gömlek hakkında geçen Evet. haftalarda yaptığımız canlı yayınımızda robasını astar mı koydunuz yoksa sade delta mi? Sadece dantel koydum. Şu şekilde dantel kumaş. İki boş. İlk önce danteli yerleştirdik. Canlı yayınımızda var tekrar Şöyle yapalım. izleyebilirler. İyi Aynen. getirildi. Aynen. Sadece gömleğimin üzerine dantel kumaşımı koydum. Etrafından istediğim yerden sargısını yaptım. Yine aplike yapmış olduk. Dantel buraya monte olduktan sonra arkadan sargı yaptığımın iç tarafından gömleğimi kestim. Gömlek kumaşını çıkarınca da böyle bir pencere havası olmuş oldu. Pencere şeklinde olmuş oldu. Bu da yine çok kullanılan bir tekniktir. Şu anda gömleklerde çok fazla görüyoruz. Mağazalarda da, internette de çok fazla gördüğümüz bir uygulama. Ben şimdi sargımı yaptım. Kenardan Tamam. ve görünmesini istemediğim yerleri nakış makasımla çıkartıyorum haz alanı. Bunu da siz kendi yaptığınız kumaşa göre yapabilirsiniz. Son halinde şimdi göstereceğim. Bunda da yine makinelerinizde kumaşınızın kalınlığına göre 11-14 numara Singer iğnesi kullanarak da çok rahat makinelerimizde yapabiliriz. Evet, benim tasarımım hazır şu anda. Gördüğünüz gibi hemen Hemen burada da tasarımımızı yapmış olduk. Şöyle göstereyim. üstte. Üstümüze giyebilir miyiz? Şöyle geçirebilir miyiz? Mümkün mü? Tabii ki. Şöyle hemen giyiyorum. Gömlek Ay gömlek ne oldu süper ama. oldu. Olsun. En azından nasıl durduğunu görelim. Aynen. Artık gömleğim daha havalı ve süslü olmuş Evet. oldu. Şöyle göstereyim. Tam Şöyle. bir yaz gömleği oldu. Böyle cıvıl cıvıl. Evet. O yüzden düz sade olan bir gömleğimizi bu şekilde hareketlendirebiliriz. Ben şu anda hemen böyle bir şey yapmak istedim ama siz daha detaylı bir şeyler yapabilirsiniz. Bizim zaman kısıtlamamız olduğu için çok detaylı bir şey yapmak istemedim ben. Ama kot gömleklerinizi de bu şekilde hareketlendirebilirsiniz. Kot gömleği de sadedir. Onu da böyle bir hareket kazandırabilirsiniz. Dediğim gibi biraz önce üzerimde giydiğim gibi mesela bunu çıkartayım artık ben. Üzerimde görmüş olduğunuz dantel çalışmasını da yine aplike şeklinde yapabilirsiniz. Ama bu sarı gömleğimizdeki olayı birçok şeyde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden size bir fikir olmasını istedim. Tarkan Bey bize kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz Tarkan Bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ellerinize, emeğinize sağlık Salih Hanım. Gerçekten bize hem çok güzel hem çok pratik bir öneride, proje önerisinde bulundunuz. Bu Evet. canlı yayınımıza kaydedeceğiz. Hemen bu canlı yayınımızı kapattıktan sonra Singer Türkiye Instagram hesabından IGTV'de bulabilirsiniz. Oradan bu canlı yayınımızı izleyebilirsiniz. Tekrardan ellerinize, emeğinize sağlık. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Ben de kısa bir şey söylemek istiyorum Tabii hazırlanınca. ki. Biliyorsunuz online eğitimlerimiz devam ediyor.
Bu online eğitimlerde de genelde aynı grupta, aynı modelde olan makine modellerini toplamaya çalışıyoruz. Müşterilerimize, katılımcılarımıza hizmet vermek için. Grup eğitimleri isteyen katılımcılarımız bizlere ulaşırsa daha güzel, daha sağlıklı bir hizmet vermiş oluruz diye söylemek istedim. Bu kadar. Çok Teşekkürler. teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size. Hoşça kalın.